RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, haber bültenine dünya ve ülke gündemine dair olaylardan derlenen haber turuyla başlıyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücekazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde önemli bir ameliyat gerçekleştirildi. Bir hastanın kalın bağırsak ve karaciğerindeki iki tümörü başarılı bir operasyonla tek seansla temizlendi. Vallahi koyun oldu. Şu an var mı bir şikayetin? 71 yaşındaki Hikmet Kocatürk'ün karın ağrısı ve şişkinlik gibi şikayetleri hayatını çekilmez hale getirdi. Kocatürk Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücekazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne kontrole gitti. Burada yapılan kontroller sonrası Kocatürk'ün kalın bağırsağında 6 santim, karaciğerinde 7 santim büyüklüğünde tümör tespit edildi. Zaman kaybetmeden ameliyata alınan 4 çocuk babası Kocatürk, genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Kemal Peker'le birlikte 6 kişiden oluşan bir ekiple ameliyata alındı. 5 saatlik bir ameliyatla hem kalın bağırsaktaki tümörü hem de karaciğerdeki tümörü başarılı bir operasyonla temizlendi. Genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Kemal Peker yaptığı açıklamada bu tür ameliyatların başka illere gerek kalmadan Erzincan'da sorunsuz şekilde yapıldığını dile getirdi. Ayrıntılı tetkiklerinde kalın bağırsak tümöründen şüphelendiğim için endoskopi yaptık hastaya. Hastada kalın bağırsak sağ tarafında bir tümör vardı. Çektirdiğimiz bilgisayarlı tomografide karaciğer sağ tarafını, karaciğer sağ lobunu doldurmuş yaklaşık bir 7 santimetrelik kitlesi vardı. Hastayı bu şekilde hospitalize ettik, yatırdık. Ameliyat için hazırlıklarını yaptık. Acil şartlarda ameliyat edilmedi. Elektif şartlarda ameliyat yaptık. Ameliyatımız yaklaşık 4,5-5 saat kadar sürdü. Tek seansta hem kalın bağırsaktaki tümörü hem karaciğerdeki tümöre müdahale ettik. Ameliyatı sorunsuz bir şekilde bitti. Ameliyat sonrası postoperatif birinci günde, yani ameliyat sonrası birinci günde sulu gıda ile sulu gıda alımına başladı. Birinci haftadan sonra da şikayetleri tamamen kayboldu. Yaklaşık 10. gününde falan hastayı evine gönderdik. Şimdi de kontrolünü yaptık, hiçbir sorunu yok. Bu şekilde ameliyat ettiğimiz 3. hasta son 1 yıl içinde, son 45 gün içinde bu şikayette ameliyat ettiğimiz 2. hastamız. Bu hastaları biz burada ameliyat ediyoruz. Başka yerlere müracaat etmelerine gerek yok. Yeterli ekipmanımız var. Bu konuda deneyimli bir ekibimiz var. Sıkıntısız bir şekilde bu ameliyatları yapmaya devam edebiliriz. Ameliyatta eski sağlığına kavuşan Hikmet Kocatürk ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti. Halsizlik şikayetine geldim ilk geldiğimde. Araştırdılar. Dediler kan kaybı var sende. Ahire şeye gönderdiler. Erzurum'da bir büyük makine varmış, oraya gittik. Orada anlaşıldı herhalde. Onun raporları geldi. Biz gelmiştik doktora sormaya. Ne raporumuz bak, ne geldi raporumuzda. İşte bu da raporları bir yolu, yani derhal yatman lazım. İşte o gün hemen yatırdı, eve de gitmedik yani. Evet, birkaç gün sonra işte hazırladılar. Ameliyatını yaptı elhamdülillah. Hem de olsun, iyi, çok şahane. Sanki hiç o hastalığı geçirmemiş gibiyim.
Hastalarını başka illere sevk etmeden Erzincan'da başarılı şekilde ameliyat ettiklerini belirten hastane başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Orhan Çimen, bu tür ameliyatların Erzincan'da yapılabildiğini belirterek hastaların diğer illere gitmesine gerek yok diye konuştu. Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanemizde tüm cerrahi kliniklerimizde onkolojik cerrahi ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızın farklı illerde, farklı merkezlerde başvurularına gerek yoktur. Bunlardan en yakın zamandaki örneğimiz Doçent Doktor Kemal Peker hocamızın hastasıdır. Yapmış olduğu ameliyat gerçekten belli başlı merkezlerde yapılabilen ameliyat olmakla birlikte biz de bu tip ameliyatları başarıyla gerçekleştirebilmekteyiz. Hastalarımızın herhangi bir ile başka merkezlere sevkine ihtiyaç duymamaktayız. Gerekli ekipmana, gerekli ekibe, tecrübe, bilgiye ve donanıma sahibiz. Yeter ki hastalarımız bize güvensinler. Erzincan'da gençler 3D teknolojisiyle zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yemlik yaptılar. Gençler bu faaliyetle hem yazılım ve kodlama eğitimlerini pekiştirdiler hem de soğuk kış günlerinde kuşların yemsiz kalmaması için farkındalık oluşturdular. Erzincan Gençlik Merkezi'nde Gençlerin İyilik Ağacı projesi kapsamında gençler sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor. Yürütülen İyilik Ağacı projesi ile gençlerin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığını artırmak, bilinçli bir nesil yetiştirilmesi ve sorunların çözümünde aktif olarak yer alması, başta akranları olmak üzere toplumun her kesimiyle etkili iletişim kurmaları, topluma hizmet konusunda sorumluluk duygularının geliştirilmesi, gönüllülüğü alışkanlık haline getirmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için 3D yazıcıyla yemlik yaptılar. Gençler Erzincan Gençlik Merkezi'ndeki inovasyon atölyesinde yazılım, kodlama ve robotik eğitiminde kendi tasarladıkları yemlikleri 3D yazıcı teknolojisiyle yapıp yemliklerin içine buğday ekleyerek Gençlik Merkezi'nin bahçesinde bulunan ağaçlara astılar. Gençler dönem dönem bu yemliklere buğday eklemeye devam ederek bu faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekler ve bu faaliyetlerle hem yazılım ve kodlama eğitimlerini pekiştirdiler hem de soğuk kış günlerinde kuşların yemsiz kalmaması için bireysel bir çabayla yapabilecekleri iyiliklerle ilgili farkındalık oluşturdular. Erzincan Genç Merkezi'nde gençlerimizle beraber KODAD 2023 projesi kapsamında kodlama atölyesinde gençlerimizle bir kuş yemliği tasarımı yaptık. 3 boyutlu yazıcımızda da bu kuş yemliğini oluşturduk. Ve sağ olsun yine gençlerimizin yardımıyla da ağaca, genç merkezimizin ağacına kuş yemliklerimizi astık. Ve bu kış gününde özellikle küçük misafirlerimizi düşünerek bu ürünü tasarladık. Ve yani teknolojiyi sadece robotik anlamda değil, çevremizde faydalı olabileceğimiz işler için de kullandık. Erzincan Gençlik Merkezi'nde almış olduğumuz kodlama eğitimleri sonrasında 3D'li yazıcılarımızla birlikte kuş yemliği tasarladık. Ve bu soğuk kış günlerinde kuşlarımızın beslenmeleri ve onların gıda takviyeleri için içlerine buğday koyarak ağaçlarımızı astık. Umarım faydalı olmuştur. Gönüllü gençler uygulamanın örnek olmasını istediler. Erzincan'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen iki ayrı olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayı ve darp ve yağma olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan kişilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde bir kafeteryada meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli oldukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Sorguları yapılan şahıslar serbest bırakılırken olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine 3 kişinin daha bilgisine başvuruldu. Yapılan soruşturma kapsamında EK isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca 19 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi üzerinde %90 özür ve engelli olan şahsın durumundan faydalanarak pantolonunun cebinden 200 TL alınarak darp edilmesi neticesinde meydana gelen yağma olayı ile ilgili İA isimli şahıs gözaltına alınmasının ardından adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş, Erzincan Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Esnaf odalarıyla istişare halinde olacaklarını ifade eden Taş, Erzincan'ı birlikte yöneteceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş, Erzincan Elektrikçiler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Programa parti yönetimiyle birlikte Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası yönetimi ve üyeleri katıldı. CHP adayı Taş, oda üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Esnaf odalarıyla istişare halinde olacaklarını ifade eden Taş, yerel seçimler öncesi destek istedi. O da ruhsatı, izni olmadan, imzası olmadan hiçbir ruhsatı geçirmeyiz biz mesela. Ama şu andaki iktidara baktığımızda, yereldeki bütün odaları, yani TUMOP'u hiçbir şekilde dikkate almıyor. Şimdi böyle bir anlayışla yürüyemeyiz artık. Yani çünkü dikkate alınmamız gerekiyor. Süreci doğru tanımlamamız gerekiyor. Haliyle bu sendikaları merkeze koymak, bunlarla paylaşmak doğruya daha hızlı bir şekilde erişmemizi sağlıyor. O yüzden biz önemsiyoruz. Bütün toplum örgütlerini, bütün sivil toplum örgütlerini, bütün sendikaları, yani bunu yaşama da aktaracağız. Erzincan'da bunu fark edecek. Çünkü gerçekten her geçen gün kaybediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun seçim çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde ziyaretlerde bulunan Aksun, Erzincan halkından destek istiyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İli Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun, il genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Erzincan halkıyla görüşen Aksun, projelerini anlatarak halkın desteğini istiyor. Merkez Çarşısı'nı ziyaret eden Aksun, esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. ERT Haber'e konuşan Bekir Aksun, seçim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında mührü devralacağını söyledi. 50 günü aşkın bir süredir seçim çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse 1 Nisan'da mührü devralabilmek için bütün hemşehrilerimizle işbirliği içerisinde seçim çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bugün Erzincan'da herkesinden insanın ittifak ettiği şekilde Allah nasip ederse 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında mührü teslim edilmiş olacaktır. Saygılarımla. Sayın seyirciler, son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiren Doğu Anadolu bölgesindeki kayak merkezleri, yarı yıl tatilinin yaşandığı bu günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Erzincan Ergan Dağı kayak tesisleri Erzincan ve bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Kar yağışının ve soğuk havanın çile olmaktan çıkıp ekonomik değere dönüştüğü Doğu Anadolu bölgesinde yarı yıl tatili dolayısıyla yaşanan yoğunluk turizmcileri ve bölge esnafını sevindirdi. Türkiye'de kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu bölgesi sahip olduğu dünya standartlarındaki kayak merkezleriyle adından söz ettiriyor. Kar yağışının ve soğuk havanın çile olmaktan çıkıp ekonomik kazanca dönüştüğü bölgedeki kayak merkezlerinde yarı yıl tatilinin yaşandığı şu günlerde yoğunluk arttı. Erzincan'da doğal güzellikleriyle göz doldurup misafirlerine eşsiz imkanlar sunan Ergan Dağı Kız Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde doğal pistleri ve gece kayak imkanıyla Doğu Anadolu bölgesinin dikkatini çeken yeni kayak merkezi olarak adından söz ettiriyor.
Ergan Dağı'nda 5 yıl önce hizmete açılan ve yeni olmasına rağmen her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan merkez, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzelliklerde tatil imkanı sunuyor. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan Ergan, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor. Uzunlukları 1363 ile 2500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerinin ilgisini çeken kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise yaklaşık 12 kilometre. Munzur Sıradağları'nın eteklerinde bulunan 2970 metre yükseklikteki Ergan Dağı Kız Sporları Merkezi'nde saatte 2700 kişi taşıma kapasiteli yeni teknoloji telesiyer sistemi ve saatte 1000 kişi taşıma kapasiteli teleferik sistemi bulunuyor. Ziyaretçilerine Ardıçlı Gölü kenarında doyumsuz bir tatil fırsatı sunan kayak merkezinde vatandaşların çay, kahve ve yemek gibi önemli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisler de yer alıyor. Kayak merkezlerine akın eden yerli turistler, aileleriyle kızak kaymanın, snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Çocuklarıyla kayak merkezine akın eden ailelerin kayak keyfi renkli görüntüler oluşturuyor. Burada öğrenciyim. Sınavlar bitti, güzel bir aktivite. Kayak yapmaya geldik. İlk kez ben yapıyorum bu arada kayak. Güzel eğleniyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz. Çok memnun kaldık, çok güzel, geniş bir alanı var. Güzel, acemiler için çok daha iyi galiba. Ortam çok güzel. Gelmek isteyenler varsa buyursunlar, yardımcı da oluruz. 15 tatil çok yoğun geçecek. Durum onu gösteriyor. İşte gerekli tedarikleri yaptık. Her şey iyi. Çok şükür. Sayın seyirciler, RT Televizyonu eski kurum müdürlerinden, TRT radyo çalışanlarından Aysun Odabaşı'nın babası Yılmaz Odabaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Odabaşı kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında toprağa verildi. RT Televizyonu eski kurum müdürlerinden, birçok ulusal kanalda program yapımcılığı görevlerinde bulunan, TRT radyo çalışanlarından Aysun Odabaşı'nın babası Yılmaz Odabaşı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata veda eden Odabaşı için Erzincan Camii Kebir Camii'sinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Odabaşı ailesinin yanı sıra basın çalışanlarıyla kalabalık bir cemaat katıldı. Yılmaz Odabaşı kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında toprağa verildi. Ahirete taalluk edecek olan tüm haklarınızı da helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Yılmaz Efendi'ye dua etmek maksadıyla buraya gelip burada hazır bulunduğunuz için de Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Allahu Ekber. RT Şah Medya olarak Yılmaz Odabaşı'ya Allah'tan rahmet, Aysun Odabaşı ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rızalillahi Teala el-Fatiha. Her mevsim ayrı güzellik sunan ve şu sıralar yüzeyi tamamen buzla kaplanan Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölün yüzeyindeki buz tabakası görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. Erzincan'da soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Göyne Sulama Barajı'nda güzel görüntüler oluştu. Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Doğanın tamamen beyaz örtüyle kaplı olduğu ve yüksek kesimlerinde sıcaklığın daha fazla düştüğü şehrin Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşleri'ne ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Havadan görüntülenen ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan barajın yüzeyindeki buz tabakasıyla çevredeki kar örtüsü vatandaşların da ilgisini çekti. Göldeki doğal güzellikleri görmeye gelen vatandaşlar muhteşem manzarayla karşılaşıyor. Çatalarmut Göyne Barajı'ndayız. Yazın güzelliğinin çok daha farklı olduğu, kışın daha ayrı bir hava kattığını gördük işte burada. Yazın özellikle buraya ailelerle pikniğe gelinir. Kışın da şu an tamamen
barajın buz tuttuğunu gördük. Hava sıcaklığının -20 dereceye düştüğünü gördük buralarda. Ama ona rağmen serine doyum olmayan bir güzelliği var. Sayın seyirciler, Erzincan'dan geçen Karasu Nehri'nde balıkçılık yaygınlaşıyor. Fırat balığı olarak bilinen balık çeşitleri tezgahlarda satışa sunuluyor. Erzincan'dan geçen ve Fırat Nehri'nin kolu olan Karasu Nehri'nde balıkçılık yaygınlaşıyor. Tercan ilçesinden başlayarak Kemah ilçesine kadar uzanan alanda balıkçılık yapan vatandaşlar, irili ufaklı cinslerine göre sarı sazan, turna ve aynalı sazan balıklarını germe ve oltayla tutuyorlar. Soğuk havaya aldırış etmeden balığa çıkan vatandaşlar, zaman zaman ağırlıkları 60 kiloya ulaşan Fırat balıklarını Erzincan'a getirerek tezgahlarda satışa sunuyorlar. Abi balıklarımızın cinsleri sarı sazanlar, turnalar, aynalı sazanlarımız var. Tercan tarafından tutup getiriyoruz abi biz bunları. Neyle tutuyorsunuz? Abi germeyle, holtayla tutuyoruz abi. Zor mu? Zor abi. Soğuk olduğu için zor oluyor abi zaten Fırat'a. Tezgahtaki balıkları kaç günlük tutuyor? Abi onlar işte bir günde tutuyoruz işte. 50 kilo, 60 kilo balık tutup getiriyoruz zaten. Bir gün sürüyor abi aynı. Tunceli eski milletvekili Kamer Genç ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı. Kamer Genç için doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında anma programı düzenlendi. Eski Tunceli milletvekili Kamer Genç ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı. Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı saygı duruşuyla başladı. Anma etkinliğine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Cumhuriyet Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızı Çiçek, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genci anmak için gönderdiği mesajın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2006 yılında yaşamını yitiren genci unutmadıklarını ve her yıl mezarı başında andıklarını belirtti. Yaşam boyunca hiçbir ayrım yapmadı, hiç kimseye düşman olmadan bir tek grup arasında ayrım yaptı. O da kendini var eden Tunceli'nin Nazmiye ilçesinin Ramazan köyünde doğup onu Türkiye'nin protokolünün 3. sırasına kadar taşıyan Cumhuriyet karşıtlarına karşı ayrım yaptı. Hep onların karşısında dik durdu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Kamer Genç siyasette de siyaset öncesinde de yaptıklarıyla da Cumhuriyet'in ne demek olduğunu bütün Türkiye'ye gösteren, bütün umutsuzlara umut olan, kimsesizlere güvence olan bir kişidir dedi. Umutsuzlara umut olan, kimsesizlere güvence olan bir kişidir. Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca da 1940'lı yılların Türkiye'sinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünden çıkıp önce Danıştay'da görev almak, ardından 1970'li yıllarda Paris'te yüksek lisans başarısını göstermek herkesin her babayiğidin harcı değildir diye konuştu. Sonrasında 1970'li yıllarda Paris'te yüksek lisans yapma başarısını göstermek herkesin her babayiğidin harcı değildir. Etkinlikte konuşan Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de Kamer Genç'i rahmetle andıklarını belirterek anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti. Seven insanların her lafın sonunda Tunceli'yi söyleyen biri. Ülkesi aşığıydı. Hakikaten bir ülke aşığıydı. İnsan aşığıydı. Onun için ülkesine en ufak bir zarar gelmesini istemiyordu. Sayın seyirciler, Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden sürücünün organları 4 kişiye umut oldu. Torul ilçesinin Budak köyü yakınlarında 11 Ocak'ta yamaçtan kopan kaya parçası Gümüşhane'den Giresun'a seyir halindeki Adem Temel'in kullandığı hafif ticari araca çarptı. Ön camı kırılarak içeri giren kaya parçasının isabet ettiği Temel'in kullandığı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Kazada ağır yaralanan sürücü Temel ile hafif yaralanan Uğur Alim, Esra Nur ve Ertuğrul Ahmet Temel 112 acil servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir dizi ameliyat geçiren Temel'in yapılan müdahalelere rağmen 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin çabası sonucu Temel'in yakınlarınca bağışlanan kalp kapakçığı, böbrekleri ve karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden gelen ekip tarafından 5 saat süren operasyonla alınarak nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderildi. Organları 4 kişiye umut olan sürücünün yeğeni Fatih Temel, amcasının vefatından büyük üzüntü duyduğunu ve konuyu ailecek değerlendirerek amcasının organlarını bağışladıklarını dile getirdi. Bu 12 günlük süre içerisinde bize denseydi ki eğer amcanızın kurtuluşu bilmem hangi ülkede veya bilmem hangi şehirde bir organa bağlı. Hani inanın bunun için çaba sarf ederdik. Nasıl gidebileceğimizi, karşımızdaki insanları nasıl ikna edebileceğimiz için hani tüm imkanları seferber ederdik. Ve inanın şu an ülkemizde tüm samimiyetimle söylüyorum, çok ihtiyaç sahibi insan olduğunu da düşünüyorum. Bu doğrultuda hani amcamın organlarını bağışlamayı ailecek uygun gördük. Allah bu şu andan itibaren bu organları kullanılacak, hayatlarına yeni bir hayata başlayacak olan kişilere de sağlıklı, saatli, hayırlı bir ömür diliyorum. Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ertuğrul Karada, yaşamını yitiren Temel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek Gümüşhane'de her geçen gün vatandaşların organ bağışı konusunda bilinçlendiğini işaret etti. Hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Gümüşhane olarak halkımız organ bağışı hususunda bilinçlendi. Çok şükür son 6-7 ay içerisinde bu 3. bağışımız. İnşallah bundan sonra da devam ederek artacağını umuyoruz. Afganistan'dan gelen 168 kadın polis adayı Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde verilen zorlu eğitimle ülkelerinde güvenliği sağlamak için hazırlanıyor. Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan Afgan Ulusal Polisi'nin eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümetleri arasında işbirliği yapılmasına dair mütabakat muhtırası çerçevesinde bugüne kadar Sivas Pomem'de eğitim programını başarıyla tamamlayan 1213 kadın 3353 Afgan mezun oldu. Sivas Pomem'de gerçekleştirilen 7. dönem eğitim programına katılan 168 Afgan kadın da ülkelerindeki güvenliği sağlamak amacıyla hazırlanıyor. Polis adayları 1 Kasım 2018'de başlayan program kapsamında dünyanın en güçlü polis teşkilatları arasında gösterilen Türk Polis Teşkilatı tarafından yaklaşık 6 ay süreli zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Sivas'ta her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapmaya hazırlanan kursiyerler zorlu kış koşullarında ve karlı zeminde eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor. Afgan kadın polis adayları son teknolojiyle donatılan okulda her türlü spor imkanından da yararlanabiliyorlar. Zaman zaman kızakla kayan ve kar topu oynayan kadınlar, Türk kadın polis eğitmenleriyle de iyi bir diyalog kuruyor. Okuldaki sağlık, terzi ve kuaförlük hizmetlerinden de yararlanan kursiyerler, zorlu eğitimlere rağmen kişisel bakımlarını da ihmal etmiyorlar. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Yeah.
Erzincan 2-7, Erzurum -1-11, Sivas -2-4, Gümüşhane -4-6, Bayburt -4-7, Giresun 11-16, Elazığ -1-6, Tunceli -3-5, Bingöl -5-6, Malatya -1-7, Yozgat -1-7, Amasya -4-12, Kars -3-16, Van -3-7, Ağrı -5-13 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.30, satış 5.31, euro alış 6.03, satış 6.04. 22 ayar altın bilezik alış 198.83, satış 200.88, tam altın alış 1435.15, yarım altın alış 710.32, çeyrek altın alış 355.10'dan işlem görüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.